Birazdan aktaracağımız gezinin arka planını anlatan Alaaddin Kaya, papasının elini öpüyor ve başının üstüne koyuyor. Bilmiyoruz bu görüntüler Vatikan yolcularının hangi psikoloji ve hangi itikad içinde olduklarını ispata yetmez. Bizim sizlere Vatikan koridorlarından yansıtabildiğimiz görüntüler bunlar. Alaaddin Kaya'nın el öptüğü bir görüşmede Gülen acaba neler yapmıştır? Onu sizlerin ferasetine bırakıyoruz ama iki noktanın altını çizerek. 1. Fethullah Gülen'in gözünde Papa Hazret'tir. Orada görüşeceğiz Vatikan'da Papa Hazretleriyle. 2. Bu görüşmenin bir bölümünde aşağıda aktaracağız. Papa ve Gülen baş başa kaldı. Şimdi ortaya çıkan bu tablo karşısında insanın aklına, gönlüne ilk olarak ve çok tabii bir şekilde şu hadisi şerif gelmez mi? İnsanlar sevdikleriyle haşr olacaklardır. Ali İmran suresi ayet 28 de aynı şeyi anlatıyor. Müminler müminleri bırakıp kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa Allah katında yaraşır bir şey yapmış olmaz. Ve Nisa suresi ayet 144. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'ın aleyhinize apaçık ferman vermesini mi istersiniz? Allah'ın hükmü açık seçik ortada. Dahası Allah-u Teala ayeti kerimelerde dost tutulan kafirleri şöyle tasvir ediyor. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necistir. Şüphesiz ki Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü kafir olanlardır. Artık onlar iman etmezler. Devam edelim. Fethullah Gülen bu görüşmeyi anlayamayanları marjinal grupların Allah'ın rahmetini paylaşmayı idrak edememesi olarak nitelendiriyor. Allah'ın merhametinin ne olduğunu yukarıda zikrettiğimiz ayet ve hadis acaba yeterince ortaya koymadı mı? Hiçbir sebeple Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ürettiğiniz her gerekçe yalandır. Fethullah Gülen'in Hristiyan ve Yahudilere olan merhametine Mücadele suresi 22. ayette cevap veriyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa Allah'a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediklerini göremezsin. Allah-u Teala Maide suresinin 82. ayeti kerimesinde de ehli kitabı en büyük düşman olarak tanıtırken müminlere onları dost edinmemelerini emir buyuruyor. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara dost edinmeyin. Çünkü imanın alametlerinden birisi de Allah düşmanlarına karşı dostluk, sevgi, merhamet göstermemektir. Onlar size gelen gerçeği inkar etmişken onlara sevgi gösteriyorsunuz. Bir Müslüman herhalde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret eder. Yahudi ve Hristiyan için değil, hele Papa için hiç değil. Maide suresi ayet 80. Onların birçoğunun kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendileri için öne sürdüğü şey ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir ve onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Müslümana dost olarak Allah'ın yeteceğini de Kur'an şöyle haber veriyor. Nisa suresi ayet 44. Size veli olarak Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter. Bu ilahi hükümden sonra söylenecek bilmiyoruz ne var. Aristo mantığıyla haşa Allah'tan da merhametliyiz havasında konuşanlar için herhalde son olarak şunu söylemek icap ediyor. Siz Allah'tan daha merhametli değilsiniz. Suçunuzu örtmeye çalışmayın ve demagoji yapmayın. Devam ediyoruz. Peki Papa buluşmayı acaba nasıl değerlendirdi? Sorunun cevabı için Aksiyon dergisinin sayfalarını çeviriyoruz. Papa eğer birisiyle görüşmeyi kabul ediyorsa onu çok önemsiyor demektir.
hele de yalnız görüşmeyi kabul etmişse Papa nezdinde bu çok daha anlamlıdır. Papa'nın görüşme boyunca Fethullah Gülen'in ellerini bırakmadığını da yine aksiyon aracılığıyla öğreniyoruz. Tabii bu el tutmayı herhalde el öpme olarak anlamalıyız. Derginin aktardığı görüşme notlarıyla ilgili bir ilginç detaysa üzerinde ayrıca durulmaya değer bir konu. Aksiyon, Papa'nın Gülen ile yalnız görüştüğünü ifade ediyor. Yani hiç değilse dergiye göre görüşmenin bir bölümünde Papa ve Gülen baş başa kalıyorlar. Aksiyonun ifadesiyle söylemek gerekirse bu çok özel. Hele de yalnız kabulünün sırrı nedir? Görüşme acaba niçin yalnız devam ettirildi? Hangi sır paylaşılacaktı ki yalnızlık tercih edildi? Acaba burada Fethullah Gülen'e çok çok önemli ama bir o kadar da gizli bir görev, bir paye mi verildi? Bu soruların cevabını bir bölümüyle iman ve ferasetlere havale edelim ama diğer bölümüyle de somut gerçeklerden yola çıkarak cevaplandıralım. Papa Milenyum mesajında ne demişti? Üçüncü bin yılda hedef Asya'nın Hristiyanlaştırılmasıdır ve ilk hedef Türkiye'dir. Yani Papa, Hristiyanlar açısından en önemli bir tarihte, Milenyum'da Vatikan'ın en önemli stratejisinin Türkiye'nin merkezinde bulunduğu Orta Doğu'nun Hristiyanlaştırılması olarak deklare ediyor. Bu koşullarda Türkiye'den kalbi Hristiyanlara karşı sevgiyle dolu bir dostunuz gelse ve onunla yalnız görüşseniz acaba neyi konuşursunuz? Son derece kalbi ve ince bir strateji üzerine kurgulanmış bu görüşme ve iltifatlar açıkçası insanın aklına daha fazlasını getiriyor. Konuşmuyor, yaşıyorsunuz. Fethullah Gülen, Papa ile görüşmeden önce Vatikan'ın en önemli kardinalleriyle bir araya geldi. Konuşmalar sırasında özellikle Nijeryalı bir kardinal Gülen'e büyük yakınlık gösteriyor ve sürekli not tutuyor. Görüşme bittikten sonra ise aynen şunları söylüyor. Biz duyuyoruz ki siz ifade ettiğiniz şeyleri sadece konuşup söylemiyorsunuz. Aynı zamanda yaşıyorsunuz. Papa Gülen görüşmesiyle ilgili aktardığımız her şeyin bu arada son cümlenin yani siz söylediklerinizi yaşıyorsunuz ifadesinin de Aksiyon Dergisi ve Zaman Gazetesi'nden alındığını tekrarlayalım. Fethullah Gülen'in Vatikan tarafından tutulmasının sırrı işte bu cümlede gizli. Hatta kardinalin bu açıklamalarıyla Papa'nın Gülen'i yalnız kabul etmesi arasında da yine bu söylediğini yaşamak hali var. Yani Fethullah Gülen Vatikan'ı aldatmıyor, Vatikan'a hile yapmıyor. Ne söylüyorsa yaşıyor. Tekrarla söyleyelim ki ortada siyaseten söylenmiş sözler yok. Hayata geçirilen, hayata geçirildiği test edilmiş, moda deyimle söylemek gerekirse içselleştirilmiş bir eylem ve duygu birliği var. O nedenle kardinal Fethullah Gülen'den memnun ve bahtiyar. Kaldı ki dünyayı yöneten, dünyanın en etkili kuruluşu olan Vatikan'ı aldatmak mümkün olabilir mi? Kısaca Fethullah Gülen test edilmiş, onaylanmış bir Vatikan hizmetiyle söylediklerini yaşayan birisidir ve o nedenle de makbul adam. Bakara suresi ayet 120'deki müthiş gerçekse bu memnuniyetin sırrını şu şekilde ifşa ediyor. Sen onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmazlar. Papa Fethullah Gülen'den memnun olduğuna göre susalım ve onu ayetin hükmüne havale edelim. Tanrı Türkiye'yi takdis etsin. Papa Gülen görüşmesiyle ilgili ayrıntılara ve ayrıntılarda yatan zenginlikleri aktarmaya devam edelim. Görüşmenin sonrasında Papa ayağa kalkıyor ve şunları söylüyor. Tanrı Türkiye'yi takdis etsin. Evet, Fethullah Gülen'in ziyareti ilk meyvesini veriyor ve Papa Türkiye'yi Hristiyani bir kavramla